İçişleri Bakanlığı'nca aralarında Hatay'ında olduğu 31 ile sokağa çıkma yasağı var. Yasak Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırlarında uygulanacak. Genelgeye göre açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar, ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ve sadece ekmek satan bayiler, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu, varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, sağlık merkezlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım gibi faaliyetleri yürüten işletme firmalar, bulunduğu yerin il, ilçe hıfzı sıha kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleriyle bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak ham maddelerin üretiminin yapılacağı tesisler, yurt içi ve yurt dışı taşımacılık ve lojistiğini yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri, gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri, çalışanlar inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları olarak belirlendi. Genelgeye göre açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar istisna kapsamında olacak. Öte yandan özel güvenlik görevlileri dahil olmak üzere, kamu düzeni ve güvenliği sağlanmasına görevli olanlar yasaktan muaf tutulacak. İstisna kapsamında tutulacak diğer kişiler de, acil çağrı merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görevli olanlar, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar, birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerini sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesine görevli olanlar, ürün ve veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde, yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, yaşlı bakım huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri gibi sosyal koruma bakım merkezleri çalışanları, otizm, ağır mental retardasyon, Down sendromu gibi özel gereksinimi olanlar ile bunların refakatçileri, demir çelik, cam gibi sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden, cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar, bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmete bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları, bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, küçük ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetlerini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar, veteriner hekimler, ekmek dağıtımında görevli olanlar, zorunlu sağlık randevusu olanlar, yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasına görevli olanlar, iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar, servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartıyla teknik servis çalışanları, tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim, dikim, sulama, ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre il ilçe hıfzı sıha kurullarınca izin verilenler, belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel olarak belirlendi.